Efendim, Sosyo Trend'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Olay Televizyonu'na teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiği için. Memleketi ve dünyayı teknosiyaset bağlamında değerlendirdiğimiz bir programdır. İsmail Alper, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Bir sosyal bilimci ve bir mühendis, yazılımcı ile kafa kafaya verip elimizden geldiği kadar okuyup, araştırıp, öğrenip tartışıyoruz, konuşuyoruz. Genç arkadaşlara faydalı bir şeyler anlatmak istiyoruz. Niş bir program. Yani öyle çok herkes bizi izlesin. Survivor kafası yok bizde. Onur Ünlü'nün bir filminde var. Survivor için söylemiyorum da. Yapılan için seyirci sayısı işin saçmalığıyla doğru orantılıdır diye söyler. Güneş'in Oğlu filminde, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Geçen bütün sinemanın tartışması da o zaten. Hani gerçi bu da şeye varıyor işte. Sanat halk için mi, sanat için mi varıyor. O çok uzun bir tartışma konusu aslında. onu biz tartışmayalım. Evet. Şimdi E-Devlet var. Yemin etsem başım ağrımaz. 3 sene önce de biz anlattık bunu. Ama şu komik. Yani biz bunu Sosyal Trend'de anlatmıştık. Cümlesi hüzünlü ve komik ne yazık ki. Harika bir uygulama, harika bir şey. Teknoloji alanında başardığımız ne yazık ki nadir işlerden bir tanesi. Orada da alt üst sorgulama imkanı verildi. Onun için de teşekkür ederiz. O da harika bir hizmetti. E-Devlet'ten başlayıp Silikon Vadisi'ne mi bağlayalım? Şimdi Silikon orada Vadisi'yle mi devam edelim geçen hafta kaldığımız yerden? Doğaçlama evet. Devam edelim. Şimdi o yani E-Devlet, Türkiye Gov.tr olayını biz zaten çok övüyoruz. Yani efsane bir şey. Hatta fikir olarak da efsane yani. Orası hep bahsediyoruz. Çok anlaşılmıyor. Orası App Store gibi. Hani uygulama seçme yeri gibi orası. Hani o aslında sen bir mesela devlet dairesi olduğunu düşün. Bir hizmeti halka sunacaksın, tamam mı? En çok seni yoracak yer aslında şu. O kadar kullanıcıya şifre nasıl vereceğim? İşte şunu nasıl vereceğim? Alt üstü bir bilgi vereceksin ama onun çerçevesi daha zor. Onun güvenliğini sağlaması daha zor. Onun işte şifreyle ulaştırılması, o şifrenin güvenliği, işte o nereden gireceğinin öğretilmesi falan çok zor. Bu çok zekice bir şekilde demişler ki, yani ben bile bunu o kurulduktan bir yıl sonra falan anladım yani bu kadar tam amacı. Hani çok vizyoner bir şey ve dünyada da gerçekten de yok yani. Tek bir adresten gir, şifreyle bütün hizmeti sağla. Asıl espri üretim tarafında. O devlet dairelerindeki bilgi işlem departmanları Türkiye Gov.tr'nin verdiği API'lerle iletişim kurup, yani Türkiye Gov.tr tutmuyor bütün veriyi. O sadece aslında uygun yerden altyapı yazılmış iki tarafta karşılıklı. Zaten Türkiye Gov.tr altyapıyı yazmış. Sen bir devlet dairesi olsan diyorsun ki bir tane hizmetim var benim. İşte atıyorum ne denir? İşte her ailenin su harcama bilgisini vereceğim diyorsun mesela. Türkiye Gov.tr'ye gidiyorsun devlet kurumu olarak. O sana orada nasıl yayınlayacağınla alakalı dokümantasyon veriyor. Sen de gerekli bağlantıları kurup o diyor ki entegre ediyorsun. Entegre ediyorsun ve senin işin çok kolaylaşıyor. İşin kolaylaştığı zaman da senin devlet dairesi kısmındaki iş kolaylaştığı zaman da bir sürü patır patır yeni şeyler ekleniyor. Hani Türkiye Gov.tr genişlemeye çok müsait. Çünkü zaten altyapısı öyle kurulmuş ve çok zekice, dünyada da gerçekten de benim bildiğim ilk, yani böyle başka ülkede yok böyle bir şey. Ben de duymadım açıkçası. Ve o yani genişlemeye müsait olduğu için de sürekli gündeme geliyor. Şimdi nasıl gündeme geldi şu anda? Nüfus idaresi bir tane şey ekledi. Bölüm ekledi oraya. Yani şey uygulama ekler gibi, anlatamıyorum. Bölüm ekledi Türkiye Gov.tr'ye. Türkiye Gov.tr aslında bir giriş kapısı. Hani bak Türkiye giriş kapısı onun. Devlet kapısı yazıyor. Devlet kapısı yazıyor da o çok doğru anlatıyor yani. Kim bulduysa da bravo tabii ayrıca. Tabii de bravo. Yani en büyük problemi şey problemi. Gene burada PTT'nin şeyi var, parmağı var yani, doğru PTT aslında bu manada çok entegre olmuş. Hani biz öteki bölümde, hani tek bir önceki bölümde PTT Messenger'ı eleştirmedik aslında ama WhatsApp denmesi üzerinden dertlendik. Yok, oradaki daha doğrusu şöyledir diye hani bir şey söyledik. Yani özel sektörün de içine katılması lazım diye söyledik. Burada da gene PTT'nin, Ulaştırma Bakanlığı'nın şeyleri var. Hani fikirleri bunlar. O doğru bir şey ve Türkiye halkı da burada şunu gösterdi aslında. Bu alt üst sorgulamasında iki şey öğrenildi. Türk halkı çok meraklıymış o geçmişte. O bir sosyolojik, o senin konun. Benim tarafta da Türk çok kullanıcı varmış. Beşte biri
insan o alt üst soyu öğrenmek için login olmuş. Yani çok demek fazla herkes... kullanıcısı varmış. Ben de tahmin etmiyorum. Ya zaten hani hep bir önceki programda gene söylediğim şey hani böyle yani aslında devlet kademesinden yerel internet sitelerinden bahsedilse kullanıcı hazır. Ama ya. Hep ötekinden bahsedildiği için kullanıcı öteki tarafta hani işte hep şeyden bahsedildiği için başka mail hizmetlerinden, başka işte iletişim araçlarından bahsedildiği için. Yarın öbür gün bak İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da ben şimdi tabii ayrıntılarıyla takip edemiyorum. Öyle bir vaktim de yok, imkanım da yok ama bu örnek gösterilecek, referans gösterilecek. Tabii, tabii. Bu ama şöyle, o genelde şöyle olur. Amerika bir tane yapar, ondan sonra o referans gösterir. Yani, her şey. Yani. Hani öyle olur. Ama hani ne kadar çok yaparsan bunu bu tarz başarı gösterirsen ondan sonra sen referans gösterirsin. Ama tabii ki yani bu gene ekosistemle alakalı bir şey ya. Mesela hani dünya çapında film neden çıkaramıyorsun sen? Aslında şundan dolayı çıkaramıyorsun. Çünkü Amerikalılar 100 yıldır dünya çapında filmler çıkarmışlar. Bütün dağıtım mekanizmalarını oluşturmuşlar. Hatta dünyada üretilen veya para kazandıran filmlerin hala %40 müşterisi de Amerikalı piyasası. Hani o bir ekosistem kurmuş. Ya onun, dünyada gişe yapan filmler Amerika'da gişe yapmıyorsa şöyle, işi bitmiştir. Aynen. Veya şöyle yani bir ekosistem konusu veya adamlar hani 100 yıldır yaptığı şeyi, başardığı şeyi 100 tane başarmışlar. Sen bir tane başarmışsın. O ezip geçiyor. Çünkü onun kuralları geçerli. Şey gibi düşün bunu. Hep örnek veriyoruz. Türkiye'nin bir tane megastar çıktı. O da kim çıkardı? Amerikan müzik piyasasından gelen bir Türk çıkardı. Hani oradaki ezberli bir elini attı böyle. Herkes şok oldu. Hani efsane bir marka çıktı ortaya. Bir bıraktı kaldı gibi. Hani şey konusu da bu. Hani dedim şeyden geldi. Konumuz gibi. Değil ama dünyada listelere girmiş. Avrupa'da, dünyada ciddi albüm satmış bir adamdır Tarkan. Yani tabii. Bu hani megastar denilen şey gerçek. Hakikaten gerçek. Abi sanatsal olarak baktığın zaman da hani demek ki adam dokundu lan sanatı da. Hani sanatı da satın alıyor. İlk cümle değil ki sanat bir kere şimdi. Doğru film yapmak, yapmanın kurallarını adam koymuş zaten. Tabii. Hatta doğru film yapmanın kurallarını değil, bütün sistemin kurallarını koymuş. Sinemaya nasıl gidilir, hangi fiyata gidilir, sinema nedir? Hani her öyle şey bir şey ki adam Lars von Trier'i de alıyor. Kendi tornasından geçiriyor. Efendim Almodovar'ı da kendi tornasından geçiriyor. Sen istediğin kadar bizim Nuri Bilge Ceylan. Gerçekten büyük yönetmendir de bir o ve onun gibi birkaç istisna dışında herkesi içine vakumluyor ve kendini entegre edip devam ediyor. Çünkü onlar orada takdir görüyor. Aynı şey yani Silikon Vadisi ya. Falan benzeri bir şey. Ya bu da ekosistemle alakalı. Çünkü ekosistem her şey. Yani elini attığın anda ihtiyacın olan adamı bulamadığın anda sen geriye doğru gidiyorsun. O buluyor, daha ileriye gidiyor. Sonra o da ekosistemi büyütüyor. Hani işte herkes varsa herkes var konusunun şey kısmı. Ekonomiyle alakalı kısmı bu. Öyle bir ekosistem ki A'sı var, B'si var, C'si var. Bunların her birinin ayrı müşterisi var, delisi var. Ya gene şöyle ekosistemle alakalı. Mesela yerli SİHA yapıldı. İHA vardı. Çok şükür. İHA vardı, uçuyordu. Elini bir attı ya roket var mı diye. Aa var. Bunda da ekosistem oluyor işte. Hani roket sanın yaptığı şeyi ya koydu. Afrin'de Türkiye'ye doğru jiple roket atıp sonra saklan dığı yerde tespit edilip oranın havaya uçurulması var ya. Evet. Bak milyar dolar versen o mutluluğu, o özgüveni, o reklamı yapamazsın. Evet. Bak milyar dolar versen bir tane mühendisin aslan parçasının yaşattığı gururu satın alamazsın. Evet. Ondan sonra o YouTube'a konuyor o video. Ya. YouTube'a siliyor. Ya. O silahlı kuvvetlerin koyduğu video YouTube silmiş ya mesela. O da çok garip abi bir şey o böyle. Videodan sonra Yunanistan bayağı tövbe falan etti yani. Bilmiyorum okudun mu da. Zaten hani şey gibidir ya böyle. Ne yapıyoruz biz dedi yani. Adamlar teknolojide uçmuşlar falan. Kendi yazıları, gazeteler, köşe yazarları yazdı bunu. Olay aynen. Oldu. O şey gibi böyle yani. Hani o kadar savaş aleti niye var? Savaşmak için yok aslında ya böyle. Ya. Hani caydırmak için var. Hani nükleer silahlar niye üretilir? Kullanılmaz. Şey var. Amerika'nın bir... eski çürümüş uçaklarını koyduğu uçak çöplüğü var. Uçak ne denir ona? Hurda yeri var. Düşünüyorum. Ben ağlıyorum ona bak. Hayır ama orayı izlerken şunu düşünüyorum. Soğuk savaş döneminden kalma uçak şeyleri. İşte eski uçaklar. Onu düşünüyorum onu mesela. Bunlar niye o görevini yapmadılar?
diye düşünüyorum. Acaba yapmadılar mı görevini? Ya. Yaptılar halbuki yani. Onun için var zaten. Yoksa öteki türlü metal parçaları falan. Şimdi o caydırma önemli o sebeple. Ya burada... adamlarda 1800 tane F-16 varmış kardeşim. Yani bunu kullanabileceğim bir mecra yok. Yani Evet. böyle buğday eker gibi bomba yağdırabilirsin. Bunun gereği yok ama var. Tabii ondan dolayı da dolar var falan. Her Ya. şey var. Ekosistem ondan oluşuyor. Şimdi bu Türkiye Gov.tr'den girdik. Hani bir ucundan girdim mi nereye çıkıyor? Ne oldu mesela alt üst soy muhabbetinde? Çok fazla kişi girdiği için bir yavaşlama oldu. Nedir onun adı? Bu işte bir ara kapatıldı falan filan. Burada aslında bu güzel şeyler bunlar. Mükemmel şeyler. Yani keşke hani en büyük, o kadar lezzetli dertler ki şey gibi. Hani şunun gibi bir dert bu. Mesela hani GrowTech'e tekabül ediyor. Geçen programda anlattığımız şeye tekabül ediyor aslında. Hani şimdi bu adamlar direkt GrowTech'in kralını yaptılar. Baktığında çünkü bir kullanıcıdan 1 milyon kullanıcıya getirme var ya. Ya. Bak Türkiye Gov.tr bunun dersini verdi şu anda. Bir kullanıcıdan Türkiye'nin 1/5 kullanıcı. Kaç oluyor 1/5 kullanıcı? 5 80 hesap makinesini hesaplayalım. 10 milyon, 15 milyon falan. 15 Bu milyon 15 milyon bak. Yani 16 milyon 15 milyon kişi girdi. Bak bir kullanıcıdan 15 milyon, 1 milyon kullanıcıya bak. Bir hareketle GrowTech yapıyor aslında. Şimdi bunlar çok güzel dertlerdir. İnternet sitesi sahipleri bilir. Şimdi bunu normalde anlatmayayım hani. Şunu anlatmayız normalde işte. Vay be Türkiye Gov.tr işte giremedik. Devletimiz işte yetmedi. Kapasitesi yetmedi. Böyle yok, böyle Yok, değil. öyle Olay değil öyle de ki. değil. Olay çok zevkli. Herkes adına çok zevkli. Hani gerçekten çok zevkli. Şöyle bir internet sitesindeki veya bir cep telefonu uygulamasındaki en büyük zevk şudur. Kullanıcı yığılsın da ben onun arka tarafındaki veri tabansal problemlerini çözeyim. Yani dert, hani dert seni eğitiyor ya, hani dertli olmamız lazım diyor. Şöyle düşün, Twitter'ın mesela 4-5 yıl önce sürekli mavi balina demeyeyim şimdi. Mavi balina da başka bir dert. Bir balina Bir ara çıkardı, onu da hatırlıyor musun? konuşalım aslında. Hani Twitter'ın sürekli hata verirdi. Üzgünüz çok yoğun falan diye. Bir kuşlar balina taşıyor falan gibi. Hatırlıyor musun? Şu an var mı öyle bir şey? Yok. O zaman ne oldu? O zaman Twitter için çok güzel günlerdi. O şey yapıyordu o zamanlar. O veri tabanını optimize etmeye çalışıyorlardı. Arka planda hani bizim hiç görmediğimiz Müptelası olunacak dertler bunlar. Müptelası olunacak aynen dertler. herkes böyle dert sahibi. Şey gibi ya bunun adı. Müşteriye yetişemiyoruz derdi bunun adı. Ya. Hani bir market açıyorsun, müşteriye yetişemiyorsun. Şimdi o şey kısmında yani şöyle bir şey bu. Şimdi şey düşün. Facebook hani veya şöyle bir örnek vermiştik işte Snapchat reklam yaptırıyor işte Ahmet Ersan Snapchat fenomeni Ahmet Ersan Snapchat'ten ayda 200 bin lira kazanıyor diyor ya böyle ay bu reklam yapıyor ama müşteri gelmiyor müşterine üye gelmiyor normalde o reklam boşa gitti veya Facebook işte ilkokul arkadaşını bul bakalım hadi işte hani aslında Facebook'un Türkiye'de o çıktığıken amacı o değildi ama oradan tutunca herkes hani oradan bir şey gelince oradan yüründü falan totalde. Yaptığın reklamını üye geliyorsa ama senin veri tabanın yetmiyorsa o üye olma kısmı mükemmel dertler bunlar. En büyük dert üye gelmemesi ya hani. Bu şeyde Türkiye Gov.tr'de gelmiş üye ve bir süre sonra aslında oradaki hazırlıksız yakalanan da Türkiye Gov.tr tarafı değil. Nüfus İdaresi tarafı. Çünkü çok güzel bir özellik eklemişler. Ama hani onu kadar tutacağını, o kadar istek geleceğini Öngörememişler. öngörememişler. Bir Ki şey öngörememeleri de güzel. Tabii Hepsi tabii güzel. hepsi güzel. Bunlar çok güzel şeyler. Aynen abi bu o kadar lezzetli bir dönemdi ki o şey. Bu şey dönemi. İşte hemen de açıldı. Tekrar açıldı. Orada ama asıl problem şuydu. İki boyut vardı orada. Ben hemen teknik kısmını anlatayım. O şey yapıldığı zaman alt üst soy verisini istediğin zaman önce bir veri tabanına soruyor. Orada bir veri tabanında bir yoğunluk var. O bir var. Okey yoğunluk. Zaten hep bahsettiğimiz şey buydu ya bizim hani devlet daireleri hazır değil. Hazır olsunlar 2 gün sonra başka dertler gelecek falan diye. O kısımda bir problem var. Veri tabanında bir de o PDF oluşturuyordu. O şey istediğin an PDF oluşturuyordu. Düzelttikleri an PDF oluşturmayı aradan çıkarmışlardı. Direkt HTML olarak geliyordu. Gördün mü sen Ben şeyi? HTML olarak Aynen. aldım. O bir PDF de o PDF de çünkü aslında işlemci Yoruyor. yorudur. Ama asıl bütün bu tarz şeylerde, bu tarz optimizasyon işlerinde en problemli yer veri tabanıdır. Veri tabanını optimize etmek hani bir daha zordur ama daha yani bununla alakalı bir sürü kitaplar vardır. Hani PDF yapmayı optimize etmekten daha bir kültürdür. Hani o veri tabanı optimizasyonu.
Onun için PDF aradan çıkarıp direkt hemen HTML olarak açtılar ve hemen kısa sürede de geri açıldı. Hani burada işte şöyle buradan tepki de gerçi çok abartılmadı ama şöyle bir tepki varsa o çok yazık yani işte. Yapamadılar, edemediler falan gibi öyle bir tepki değil yani. Bu tamamen şey konusu işte bu dünyada bu cloud, Amazon AWS konusunda bak biz o halkın günlük hayatta karşılaştığı problemleri biz anlatıyoruz burada. Bir önceki bölümde AWS konusunu anlatmıştık ya. Cloud computing. Server'ın kapasitesini arttırıyorsun. O artık çözülüyor. Yeni RAM'in kapasitesini arttırıyorsun, çözülüyor. Yani ölçekleme yapıyorsun yani şeyde. Ya sen kullanıcıyı bul, Amazon'a ver parasını, sana dünyanın en büyük serverını da veriyor yani. Böyle bir sorun yok zaten. Dediğin gibi tek problem kullanıcıdır. Sen kullanıcıyı bul. Kullanıcıdır problem. Şimdi ya şu an evinde oturan kredi kartından girip Amazon'dan server alabiliyor kardeşim. Aynen. Bu kadar basit. Aynen. Ve sonsuza kadar alabiliyor. Sonsuza kadar alabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Şu var. Şimdi dolayısıyla Türkiye Gov.tr burada bir GrowthTech başarısı sergiledi. Biz bunu keşke buradaki şeyi yani bu özel sektörlerimizin de derdi olsa. Ya. Mesela işte TSK o videoyu YouTube'a koymuştu. YouTube'dan siliyor mesela. Keşke izlesene koma koysa mesela. Hani çünkü bak bu o kadar birbiriyle alakalı stratejik konular ki böyle. İşte sadece yerli savunma sanayiyle yaptığın anda olmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin videosu siliniyor. Hani bu bir silahlı kuvvetleri. Böyle bir kabadayılık var. Yani bu aslında YouTube'un yaptığı kendi içerisinde doğrudur, yanlıştır. Hani ama o şurada problem çıkıyor. Hani şık olmuyor. Silahlı kuvvetleri yani burası. Onun şeyini Amerika'nın yani YouTube tarafından yapılan şık bir görüntü değil. Ama bunun nasıl olur toparlanır bu? Mesela izlesene koma falan yüklenebilir. Yani var yani karşılığı da var yani falan böyle. Var da geçmiyor işte. Bunların adı işte geçmiyor. İşte burada bir strateji belirlemek gerekiyor. Yani geçen strateji... sen programda söyledin ya hadi bizimkini söylemeyelim de bir kişi de ekşi sözlük demedi şu ülkede yani. Aynen bir hay bile demedi diyor ya şeye. Justin Bieber. Şimdi dediğin gibi ya yerli var kardeşim. Bir sürü hepsinin ismi söylense hepsi de şey olacak. Ya. Hepsi de olacak. Çünkü ilk gün hani artık geçen programda bahsettik. Marka yaratmak artık basit bir şey. Markayı 1 milyon kullanıcıya ulaştırmak bile belki basit bir şey aslında. İşte bak geçen bir tane kadın... Ha şimdi bize çıkıp diyebilirler ki siz madem bu programı niye yapmıyorsunuz? Gerçekten yapmak istemediğimiz için yapmıyoruz. Böyle bu bize lazım olan insan sayısı bu. Şey GrowthTech'i mi? Evet. Ya, tabii yani. Ama hani böyle GrowthTech'te sihirli bir şey değil. Senin elinde metodolojin olacak, bir şey olacak. Doğru şeyler olacak. Hani yöntem olacak ve dediğin gibi bu şehirde gitmek bizim hoşumuza da gidiyor. Ama hani bunun adı, bu yöntemlerin bir sistematiği var, kuralları var, bütçe de gerekiyor bunun için. Hani yani Facebook'taki adam sabah kalkıp da veya Facebook ilk kurulduğu anda adam erken kalkıp da böyle ya şu bu siteyi 1 milyon yapalım mı hocam demiyor yani. Bir milyon üye yapalım demiyor. Adam 1 milyar veya 500 milyon parası var zaten adamın. Yatırıyor 10 milyonunu, 20 milyonunu, 30 milyonunu. Sürekli para harcıyor. Besliyor sürekli. Besliyor. Sonra... O eski araba motorlarını çalıştırırken çevirme gibi. Ya gene şöyle, sen geldin ilk başta. Mesela ben girişimciyim, sen yatırımcısın. Senin banka hesabında, hatta Silikon Vadisi dizisi vardır ya böyle. Ünlü, o dizide... Çok da eğlenceli. Şey vardır. 3 adam tablo asmış, 3 tane virgül. Bu nedir, ne anlamı var falan diye. O da diyor, banka hesabındaki paranın şeyi... virgül sayısı diyor. Yani 1 milyar dolarım var demek istiyor. Öyle bir adam. Ben sana geliyorum diyorum ki 1 milyar dolarım var senin. Zaten sen geçmişte 3 tane 4 tane başarılı proje yapmışsın. Hani senin geçmişine de inelim. Hani çizgi roman gibi. Senin geçmişine indiğimiz zaman sen de geçmişte atıyorum mesela Napster yapmışsın falan ya. Böyle veya bir şeylerden para kazanmışsın. Biliyorsun nasıl kazanıldığını ve gene bütün ruhunla, enerjinle parayı bu Silikon Vadisi'ne harcıyorsun veya işte bu sektör harcıyorsun. Ben geldim. Napster dediğin şeydi dünyanın en büyük hacklemelerinden bir tanesiydi. Tabii. De bu GrowthTech'te biraz şey de vardır. Onu da anlatayım. Biraz gri bölge de vardı böyle. Etiksel problemler de vardır. Ona çok bakmaz böyle. Sen dersin ki bu hadsizlik değil mi dersin ama yatırımcı Excel'de şey bekler. Başarı bekler. Hani der ki ya der bu bir 100 kullanıcı varken 200 olmuş. Bu niye 1000 olmamış? Niye 10 katına çıkmamış? Her ay 10 katına devam ederken. Hani bir de zordur o iş.
100 kullanıcı, işte 500 kullanıcı, 1000 kullanıcı, işte 10 bin kullanıcı, 20 bin, oradan 1 milyara kullanıcıya kadar gitmesi gerekir. Şimdi ben sana geldim, yatırım istiyorum. Benim de ufak bir şeyim var, bir uygulamam var. Sen o uygulamaya amacın ne? Uygulamaya ben geldiğim an amacın ne? Sen beni para kaynağı olarak görüyorsun. Haklısın yani. Senin 10 milyon yatırıp o 10 milyondan 350 milyar dolara kadar giden bir şey var amacında. Kafanda 350 milyar dolarlık bir nitelik oluşturmak var. Hani o 350 milyar dolardan senin hakkına düşen de aslında işte 2 milyar dolar falan veya 10 milyar dolar falan, yani öyle şimdi. Ne güzel konuşuyoruz bu paraları falan. Sen oraya mesela ne kadar para yatırdın diyeyim. İlk başta 1 milyon yatırdın. Ama sonradan böyle 100 milyon bu falan. Bu meşhur var ya, La Casa de Papel dizisi varmış şimdi. Evet. Herkes onu izliyor. Onun ilk bölümünde diyorlar ki 2.4 milyar euro mu ne çalacağız diyor. Adam diyor ben şunu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım. Adam diyor ki kardeşim bu söylediklerinizin hepsini bu paranın zaten çok küçük bir kısmıyla yapabiliyorsunuz. Büyük çalacağız, büyük düşünün. Bu rakamlar korkunç rakamlar yani. Tabii. Korkunç rakamlar. Aynen. Şimdi orada sen mesela amaç şöyle devam ediyor. Şöyle ya çok özür dilerim. Adama 1 milyar euron olsa ne yaparsın diyorsun. 1 milyar doların olsa ne yaparsın diyorum. Ferrari alırım diyor. Bill Gates onun cevabını verdi. Bak geçen bir programa katılmış. Hayatımda iki tane lüksüm var diyor. Bir tane Alman otomobil firması, hep kötülediğimiz bizim. O var diyor. Bir lüksüm o diyor. Bir tane de şeyim var diyor. Özel uçağım var da, iş jeti. Başka bir lüksüm yok diyor. Hani belli bir paradan sonra da zaten daha yeni konuştuk. Ya. Belli bir paradan sonra da zaten hayat aynı diyor. Önemli olan işte ya 500 milyon dolar olan da 50 milyar dolar olan adam da aynı hayat yaşayabiliyor zaten. Evet. Ya zaten şöyle bir fikir de vardı. Bir tanesi bu şeyin sahibi, bu Alibaba.com'un sahibi diyor ki hani bir insanın 1 milyonu varsa kendi parasıdır. 10 milyonu varsa o da kendi parasıdır. 100 milyon varsa biraz yarı halk yarı senindir diyor. Ama 1 milyar ve üstü halkın sana emanet ettiği paradır diyor. O senin hiçbir zaman değildir. O adam çok korkunç bir adam. Evet. Yani o adamın izlenmesi. Hani şey diye lazım. Gözüyle bakılıyor böyle. Bak Bill Gates'in başka bir cümlesi daha var. Onu da söyleyeyim. O programda anlatıyor. İlk 1 milyar olduğunuzda ne hissediyorsunuz falan bir şeyler diyor sunucu. O da diyor ya diyor, ilk baştan itibaren tek derdim şuydu diyor. Bu ay sonunda bir çalışanlarımız var. Bu çalışanların çocukları var. İşte aileleri var. Bunların maaşını ödeyebilecek miyiz? Düşünce bu. Gerçekten de böyle. Hani işte hani sendika kafasıyla bakıldığı zaman hani bu adamlar oh lüks içinde yaşıyor ya. Halbuki adamın tek derdi çalışanlarım var. İşte ailesi var. Bu ödeyebilecek miyiz? Hani Bill Gates'in derdi bir ay ödeyemezi bitti. Kim bilir kaç tane Bill Gates yok oldu gitti böyle. Tabii. Çok fazla hani şey. Şimdi bu şeyi anlatıyoruz. Başarı var olduğunda anlatılabilen bir şey yani. Yoksa yok ama eminim ondan daha zeki adamlar da vardır. Olmuştur. Fikirler de vardır. Çıkmıştır. Evet. Doğru söylüyorsun. Ve şey var. O ilk anlattığımız şey yani Türkiye GovTR'den geldik. Onun aslında bir GrowTech başarısı yaptığını gördük. Ve şunu anlatıyoruz. Silikon Vadisi'nin kafası ne? Hani o ilk günden 350 milyar dolara gitmenin yolu ne? Yolu şu. Ben sana geliyorum fikrimle beraber. Fikir ama hiçbir şey önemli değil. Bir fikir çöptür. Hep bahsediyoruz. Bir yaptığım bir şey, bir markam var ortada. Bir çıkmış bir şeyler var. Geliyorum. Sen beni beğeniyorsun. Benim enerjimi beğeniyorsun. Ben gencim. Sen de geçmişte zaten bu işlerden para kazanmış bilen birisin. Bana yol gösterebilecek birisin. Ben sana geliyorum. Sen bana yaptığın projeyle alakalı ufak bir yatırım yapıyorsun. Bu yatırımla bir deneme yapılıyor. Bu fikir tutar mı? Hani mesela bir reklam bassak bu fikri, bir paramızı reklama harcasak kaç kişi geliyor? Ha bir bakıyoruz ki bir kişiye, bir yatırılana 5 kat para kazandırma bir potansiyeli oluştu. Ondan sonra sen diyorsun ki tamam ya bu okey, bu yatırım yapılır mı? Yapıyorsun, daha ciddi bir para harcıyorsun. Ben ekibi büyütüyorum, markayı büyütüyorum, ülke ülke açılmaya başlıyorum. Sonra biz hikaye Türkiye'de hani Silikon Vadisi'nde karar verilmiş 3 yıl sonra falan Türkiye'de şeyle denk geliyoruz böyle. İlkokul arkadaşını bul furyasından denk geliyoruz. Halbuki onun hikayenin başlangıcı 2006 yılında falan o 2004 yılından. Harvard'da hatta ekşide yazmış biri işte Harvard'ın yoncası mı yazmış ne yazmış ilk entrylerden bir tanesi. Evet. Ya. Daha sözlükler de o kadar eski. Onlar Harvard'ın yoncasından ya. 350 milyar dolara Türkiye'nin İşte bilmem ne sosyal medya sitesinden İlkini hala yap, hiçbir şey yok. Ya bu tabii stratejik desteklerle de alakalı. Çok üzücü. Şimdi üzücü.
Ondan sonra ne çok oluyor? Çok özür dilerim. Bir cümle söyleyebilir miyim? Ya bu ülkeyi hakikaten seven, işinin de olası hiçbir sosyal getirisini kullanmamaya ahdetmiş. İsteyen ayrıntısını anlatırım. Bir arkadaşınız olarak. Hocam bu ülkedeki en büyük hedef devlet memuru olmak olmamalı ya. Amerika'da bu işe niteliksiz insanlar talip oluyor. Bir ülkedeki sınıf atlama yöntemi KPSS'ye kasmak olmamalı. Allah rızası için. Yani örnek orada. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Evet. Lütfen. Test edilmiş diyorsun. Çünkü önemli olan bütün ülkenin ilerlemesine destek vermeye ya. Çabalamak. Yani ülkeye artı kazanmak. Ülkenin artısından faydalanmak değil de hani o bir o ülke bir arabaysa yani itelemek, ona binip gitmek değil yani itelemek gerekiyor. İtelenler de onu. Çünkü itelendiği zaman daha hızlı gidiyor ve daha da hızlanıyor. Hani bu bir ivme yakalandığı anda o daha hızlı devam ediyor. Bunun ya dünyada görülmüş ki bir ülkenin gelişmesi kardeşim girişimcilikle alakalı bir şey. Şu an Çin'de girişimcilik en kutsal şey olarak görülüyor ve devletin tek görevi girişimcilerin önündeki çöpleri süpürmek. Ya komünist devlet. Evet. Ya şimdi ya o kadar da mı olamayacağız biz? Ya zaten şu var şimdi bu bir arkadaş bahsetti. Komünist Rusya'nın neden battığını anlatıyor. Nasıl yükseldiğini ve neden battığını anlatıyor. Diyor ki yükselme sebebi o yükselme döneminde okullarda diyor bütün herkese bütün her çocuğa mutlaka bir şekilde madalya takmışızdır diyor. Yani sen bir konuda madalyan var. Herkes her konuda ve bu madalyalarla herkesi takdir ediyor. Biz hep programda bahsettiğimiz mikro başarı muhabbetleri mikro var. Başarı. Herkese mikro takdir veriyorlar. Mikro başarılar üzerine. Yani böyle kimseyi böyle dünya star olduğu zaman takdir etmiyor. Bir şey ufak bir şey yaptığı zaman ürünüyle hemen takdir ediyor veya bir başarı. Herkese yönelik bir madalya var. Ve diyor lise bitene kadar ortaokul bitene kadar her çocuğun mutlaka birkaç madalyası oluyor. O çocuk kendini o alanda geliştiriyor. Böyle komünizm geliştiği dönemde böyle. Ondan sonra diyor artık bilim adamları bir süre sonra bu uzay yarışı döneminde bilim adamları bu uzay yarışında şeyin Sovyetlerin öne geçmesiyle büyük bir tatmin sağlayıp o sürecin içinde olma gayreti olmaları o bir büyüttü diyor. Ondan sonra da ama diyor uzun vadeye baktığın zaman diyor Amerika'nın kazanma sebebi şu. Çünkü diyor kapitalist sistemde veya liberal sistemde özgür ekonomide girişimcilik var ve girişimcilikteki o kar etme, başarma tatmini sürekli bir sonsuz bir motor. Hani insanlar hala şeyi bulamadık ya böyle sonsuz elektrik harcamadan giden motoru. Aslında girişimcilik bir ülkeyi şey yapan. İşte şunu anlatamadık kardeşim. Bir Sabancı'nın daha çok para kazanmaya ihtiyacı yok. Evet. Yok. Bunu para kazanmak için de yapmıyor. Başarı kardeşim başarı. Başarı için. Başarıdır en ama zaten şöyle herkesin bu sürece dahil olması gerekiyor. Ve devletin aslında bu herkesin hani Amerika'da bir ağ bağımsızlığı diye bir şey var. Ağ tarafsızlığı diye bir kural var işte internet hızı sana hızlı bana yavaş olamaz. Niye? Fırsat eşitliği öldürmesin diye. O kadar yani devletin yapması gereken rekabet eşitliğini sağlamak, kuralları koymak mı? Hani şey düşün hani böyle bir oyunsa oyunun çalıştığını ikimizin de oynuyorsa kol bozuk mu değil mi bunu kontrol etmek. Rekabet içindeki olanların ortamını düzgün yaratmak. Bende lak şimdi, varsa sende yoksa. Orada komünist sistemdeki aşağı doğru gitmesinin sebebi uzun vadede insanların bir şey başarmak için motivasyonu kalmıyor. Ama şey sistemde, girişimci sistemde, insanların özgürce girişimcilik yaptığı sistemde her insan kendi motivasyonu, kâr etme motivasyonu, başarma motivasyonu insanları sürekli yeniliğe itiyor. Ve o ülkeler gelişiyor, öteki ülkeler batıyor. Yani insanların elinden girişimcilik ruhunu ve başarma tatminini alırsanız o ülke geri kalıyor. İşte bu şey mesela girişimciliğin önündeki engel olan ülkeler geri kalıyor. Çin'deki komünist ülke olmasına rağmen Çin devletin oradaki en büyük görevi önündeki girişimcilerin önündeki çöpleri süpürmek. Girişimcinin de en büyük korkusu nedir abi? İşte adaletsizlik Çin mesela onu çözmeye çalışıyor. Orada da çok ciddi var yani. Sermayenin güvenliği. Güvenliği çünkü hani orada adalet şu manada çok önemlidir.
sen o paranın orada huzurlu olduğunu bilmen gerekiyor. Mesela bu ülkede bir ülkede mafya devreye girip senin tehdit edebiliyorsa adalet orada mekanizması olarak bitmiştir. Kapa dükkanı git. Onun gibi şeyler. Şimdi o zaman Türkiye'nin de şeyden atıyorum bu Silikon Vadisi kültüründen öğreneceği şeylerin başında aslında bu girişimci yatırımcı ilişkisi veya bu dediğimiz growth tech sistemin bu arada var. Son 2 dakika İsmail. Ve de bunun en kolay yolu da hazır internet siteler var, hazır uygulamalar var. Onları kullanması devlet olarak, devlet sistemli olarak. Yani şu an Amerika'da çıkan uygulamaların çoğu devlet tarafından kullanılıyor. Kullanılması ne demek? Ben bunu takdir ediyorum, devam et demek ve bir sürü kişiyi de örnek oluyor. Ama yani CIA'nin Twitter hesabını biliyorsun işte. Evet. Çok da eğlenceli herifler yani. Ya şimdi Twitter kendini ispatlamış bak. Ya, tabii biz bunu bunu ispatlamamışken de söylüyorduk. Hani ve ispatladı. Kullana daha bir sürü garip grubu uygulamayı kullanıyor Amerikan hükümeti ve diyor ki kardeşim ben sizden bekliyorum diyor. Evet diyor. Şu an işte Batılı mesela İsviçre şey blockchain konusunda yani bankacılık konusunda İsviçre çok şey durumda. Bir aranın bankacılık kralı olan İsviçre ve ekonomisinin tamamen oradan neredeyse kazanmış ülke. Bu gizlilik konuları oluştu ya Amerika ile imzalar atıldı artık o kadar da gizlilik yapılamıyor. Bir esprisi kalmadı tabii. Ondan sonra bir sürü banka kapandı. Şimdi mesela bu çıkışı şeyden sağlamaya çalışıyor işte bu kripto paralardan sağlamaya çalışıyor. Hemen oradan tutuyor ve özel sektörde kim ne yaptıysa hemen desteklemeye çalışıyor. Onun çıkardığı markayı hemen legalize edip kendini dahil etmeye çalışıyor. Yani girişimci sadece girişimine bakıyor. Önünde toz toprak görmüyor. Bizim gibi böyle işte şuna dava, buna dava, şuna şöyle, buna böyle. Yani konuşsak çok konu var ama biz... Ya ben bir şey yapıyorum, İsmail sonra yaparsın. Gel bir ifade ver. Ya azıcık iki satır yazayım, gel ifade ver. Bu arada ifade vermeyin de hani avukat falan yani onu avukatla falan çözemiyorsun. Yine senin gitmen lazım. Ya, şey gibi. Tabii. Ya Türkiye'de Facebook olsa Mark Zuckerberg çıkmazdı yani şeyde karakoldan çıkmazdı yani. Çünkü yani avukatıyla da çözülmüyor. Bizzat onun gitmesi gerekiyor falan. Ya gerçi şu an güzel öğreniliyor aslında. Şey yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı. O konuda da iyileşmeler var. Var. Yani Allah ama için. Ama biraz daha hızlı olması lazım. Çünkü şundan dolayı kapattık İsmail. Şundan dolayı bir sürü bu tarz girişim olacak. Olması gerekiyor. İşte devlet eliyle değil de hani devlet bir tane girişim yapıp ben mükemmel bir şey yaptım diye değil de gençlerin yaptığı uygulamayı destekleyecek şekilde ilerlemesi gerekiyor. Fırsat eşitliği ve imkan verme, hizmet satın alma en çok anlattığımız şey bu. Efendim çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Olay Televizyonu'na teşekkürler bize bu imkanı verdiği için. İsmail Erpen sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye kadar hayırlı akşamlar efendim. Kendinize iyi bakın.